Başkent'te gündem devam ediyor. Bir konumuz daha olacak. Kahramanmaraş'tan sanırım Halkın Kurtuluş Partisi sorumlularından Ercan Küçük Ömeroğlu mu arkadaşlar? Evet, bir bağlanalım isterseniz. Kendisiyle bir konuşalım. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Öncelikle bir kendinizi tanıtır mısınız bize? Kusura bakmayın, çok acil bağlantılar yapıyoruz. Buyurun. Ben isim söylediniz, ben Halkın Kurtuluş Partisi üyesiyim. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk alerjisi profesörüm. Adınızı alabilir miyim? Ercan Küçük Osmanoğlu, Fatih Hocam. Tamam, Ercan Küçük Osmanoğlu söylemiştik zaten. Buyurun. Evet, aynı zamanda genel sağlık işi ve Gaziantep ilçemiz için birkaç şapkamız var. Kahramanmaraş'a gidip geldim ben. Son 4 gündür Kahramanmaraş'tayım. Bizim parti yoldaşımız, arkadaşımız, eğitim iş sendikasının Gaziantep Şube yöneticisi Semai Tayyip Pakkök'ün cenazesi için gittim. Onu bulmak için, canlı bulmak için gittim geldim hep Kahramanmaraş'a. Bu süreçte Kahramanmaraş'ta yaşadıklarımı biraz anlatmak istiyorum. Buyurun. Gerçekten Kahramanmaraş çokça yıkılmış durumda. Aslında ciddi oranda bir ihmal var burada. Yani daha öncesinden yapılan basın açıklaması var. Bu da sözcü şeyde çıktı. O sanırım İyi Parti il başkanı bir açıklama yapmış. Bundan yani 3 ay 3-4 ay önce Kahramanmaraş'taki depreme dikkat çekmişti. Artı Naci Görür hocamız ve Jeoloji Mühendisleri Odası da çok sayıda açıklamalar yaptı Kahramanmaraş depremiyle ilgili. Gelen bir ölüm söz konusu Kahramanmaraş'ta. Orada rastladığım bir olaydan bahsetmek istiyorum ülkemizin geldiği durum açısından. Orada 1999 depreminde aynı zamanda ben İstanbul'da doktordum. Kahramanmaraş'a Adapazarı'na gitmiştim. Adapazarı'na iki işçi arkadaş gelmişti belediyeden, Serdivan Belediyesi'nden. Diyorlardı ki işte Adapazarı'nda artık bu Serdivan bölgesinde 3 katlı yapılardan başka yüksek binalara izin verilmiyor diyorlardı. Yani Kahramanmaraş'taki depremin geleceği göz göre göre belliydi. Yapılması gereken bu depreme dayanıksız binaların ortaya çıkartılmasıydı. Aslında pek çok okulda bu çalışma yapılmış, pek çok okul boşaltılmıştı Kahramanmaraş'ta. Fakat esasen insanların yaşadığı bu alanda böyle bir çalışma yapılmamıştı. Burada açıkça bir ihmal söz konusudur. Yani bunu altını çizmek istiyorum. Ve şurada durum da var. Olayları, gerçekleri ortaya koymak lazım. Covid sürecinde de biz bunları yaşadık. Yani aslında Google Maps'ten de görülüyor. Ne kadar bina yıkılmış, ne olmuş diye. Çok sayıda insan aslında hala enkaz altında. Biz 2 gündür de mezarlığa da gittik geldik. Arkadaşımızın kimlik tespit açısından zorluklar yaşadık. Çünkü 8 gün geçince daha zor oluyor tanınması. Bu açıdan da zorluklar yaşadık. Burada yaşadığımız sorunlardan bir tanesi tuvalet meselesi. Önümüzde bir salgın söz konusu olabilir. Bu salgında da daha farklı bir sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu açıdan tuvalet yapmak zor bir şey değil. Gerçekten biz doktorlar olarak bunun da eğitimini de biliyoruz. Nasıl tuvalet yapılacağını, çok da zor bir iş değil. Fakat maalesef bunu yapacak bir şey yok. Yani sizin dediğiniz bir hastanesi, sahra çadırı gibi bir alışkanlık ortadan kaldırıldığı için ülkemizde maalesef yani orduda böyle vardı bir gelenek. Bu gelenek ortadan kaldırıldığı için böyle bir durum yaşıyoruz. Çok ciddi bir sorun, tuvalet sorunu Fatih Hocam. Bunu belirtmek istiyorum. Sizin sorularınız varsa hemen yanıtlamaya çalışayım bununla ilgili olarak. Ya kısa bir sorum olacak, kısa bir yanıt istiyorum. Maraş'taki siz aynı zamanda doktorsunuz. Tabloyu bize bir çizebilir misiniz? Yani mesela bakın Gökhan Zan demiş ki Hatay'dan eski futbolcu fakat çok büyük çaba harcıyor şimdi enkazın kaldırılması için. Şöyle demiş, çöp arar gibi ceset mi arayacağız? Cesetlerimizi ne yapacağız? Nasıl tanıyacağız? Cesetlerimiz şişti, kokmaya başlayacak. Tanınmaz hale gelecek. Örf ve adetlerimize göre defnetmek istiyoruz. Bari bunu yapın demiş. Yani çok büyük sorunlar var. Sadece
Mesela dün söyledim, bugün de söylüyorum. İki tır bölgeye kefen gitti, hala kefen sorunu var. Yani kefensiz insanlar gömülme noktasında, ceset torbası eksikliği var, tuvalet eksikliği var, hijyen eksikliği var, salgın hastalık endişesi var ve bununla ilgili sadece afaki, hamasi nutuklar dinliyoruz siyasetçilerden, evet, bu ülkeyi yönetenlerden. Ülkemizin geldiği durum bu, Fatih Bey, siz de hep belirtiyorsunuz. Yani ülkemizde işte geldiğimiz durum bu, 4+4, ben de üniversitede öğretim üyesiyim. 4+4 medrese düzeniyle artık ülkemizde doğru dürüst doktor ve mühendis falan filan artık yetişmesi çok zorlaşıyor. Yani bu düzende liyakatlı, işini bilen insan bulmak zorlaşıyor. Yani şimdi Türkiye, herkes arama kurtarma ekibi istiyoruz ama arama kurtarma ekibi zaten yetmez ki bu durumda. Maalesef ülkemizde ciddi anlamda bu işlerin eğitimini alan insan yok. Fakat esas mesele iş işten geçtikten sonra arama kurtarma ekibinin gelmesi değil, başlangıçta bunları önlemekti. Yani şu anda bu zihniyeti ortadan kaldırmamız lazım. Bu kadercilik anlayışını, bu ortaçağcı zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Başka türlü bunun çıkışı yok. Çünkü bu ortaçağcı zihniyet, işte ne olacak? İşte kader, işte ne olacak? Artık olan oldu, bundan sonra yararlı sanmak lazım. Bu değil mesele. Yani önümüzde bir işte Hatay ve Adana depremi olması söz konusu. Bir İstanbul depremi söz konusu. Ben de 17 yıl İstanbul'da yaşadım. İstanbul'daki yapıların nasıl olduğunu biliyorum. Yani geldiğimiz nokta çok sıkıntılı. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Dediğiniz doğru. Her geçen gün cenazelerin tanınması çok zor hale geliyor. Parmak izi artık alınamaz hale gelmiş durumda. Çünkü bizim de cenazemizde parmak izi almak çok zorlaştı. Biz de artık işte gözlüklerinden, başka şeylerinden tanımaya çalıştı. O şekilde tespit edebildik ancak. Fakat her geçen gün zorlaşıyor. Burada yani ölü sayılarına da dikkat etmek gerekiyor. Burada gerçekleri de ortaya koymak lazım. Yani buradan bir şeyimiz yok. Yani 17 Ağustos depreminde de yine biliyorsunuz bu konuda, sayılar konusunda sıkıntılar olmuştu. Gerçekleri de ortaya koymak lazım. Kimin, yani buradaki olayın büyüklüğü zaten ortada. Yani burada şu anda bunun hesabını bir taraftan da sormak gerekiyor. Olay şimdi sadece müteahhitlere yıkılmış mesele değil. O zaman arkadaşlar, işte inşaat mühendisleri odası diyorlar ki işte bizim imza yetkimizi ortadan kaldırdılar diyorlar. Bu bir sorgulanması gereken bir durum değil mi Fatih Bey? İnşaat mühendisleri diyorlar ki bizim onaylama yetkimizi kaldırdılar diyorlar. Yani bu önemli bir durum değil. Bağımsız olarak denetimler gerekiyor ülkemizde. Maalesef bağımsız denetimler çok zayıf. Yani müteahhitleri gözaltına aldık da buna onay verenler ne olacak? Yani böylesine bir hayatın gerçekliği var. Burada şu anda deprem bölgesinde yapılacaklardan söz etmek istiyorum ama yani işte ama şey yok. Yani orada bir tuvalet yapacak dediğim gibi ekip yok. Artı bir de Sayın Küçük Osman Hanım, yani süremizin sonuna geldik. Son bir cümle alayım sizden ve bitirelim. Evet. Buyurun. Yani benim gördüğüm kurtarma çalışmalarındaki en büyük eksiklerden bir tanesi, arama kurtarma ekipleri gibi var ama mesela özellikle hepçeler, operatörler öğlen gece çalışmaları yapılamadı. Yani operatörler sayısı azdı. Özellikle o sağlanabilirdi belki. Çünkü ülkemiz inşaat, biliyorsunuz inşaat sektörünün çok yaygın olduğu bir şey. Evet. O konuda ben büyük olduğunu düşünüyorum. Yani o vinç operatörlerinin sayılarının az olması, vinçlerin özellikle çalışacak insanlar, bir de 18 saat çalıştığı adam, 18 saat çalıştıktan sonra bu insanı bir o kadar hassas bir şekilde görevlendirmek de çok zordu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Küçük Osmanlı, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben de Fatih Bey.